Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله اُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَتَاعَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق الله العظيم. Ve قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضْ اَزَّكَاةَ اِلَى لِيُطَيِّبَ مَا بَغْيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Sizleri İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minberinden selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan birisi zekattır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz "Büniyel İslam ala hamsin" diyerek, yani İslam beş şey üzere bina edilmiştir diyerek burada kelime-i şehadete, namaza, oruca, yani Ramazan orucuna, zekata ve hacca işaret etmektedir. Buna biz Cibril hadisi diyoruz. Dolayısıyla zekat namazla hep birlikte Kur'an-ı Kerim'de kendisinden söz edilen çok önemli bir farzdır. Zekat dinen zengin sayılan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle, muhtaçlarla paylaşmasıdır. Zekat, nimetlerin asıl sahibi olan Yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda etmekten çekinmeyeceğimizin bir ifadesidir.
sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu üzere, suyun ateşi söndürdüğü gibi zekat da hata ve günahları silip yok eden bir ibadettir. Kardeşlerim, zekat zengin Müslüman için tercih değil, bir zorunluluktur, bir mecburiyettir. Namaz nasıl üzerimize farz ise, Ramazan orucu nasıl üzerimize farz ise, yılda bir malımızın zekatını vermek de aynen namaz gibi, oruç gibi, diğer farzlar gibi en önemli farzlardan birisidir. Zekat vermek kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekat vermemek ise malın bereketini kaçırır, kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esiri eder, ahirette de elim bir azaba sürükler. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah ve fî emvâlihim hakkun lissâil vel mahrûm. Zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır. Evet, zengin bir Müslüman zekatını vermekle aslında ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermiş olur. Zekat, müminler arasında sevgi ve güven köprüleri kurar. Yüreklerimizi birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, toplumsal barışa katkı sağlar. Aziz kardeşlerim, zekat başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanına iyilik tohumları ekmektir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olanlara yardım elimizi uzatmaktır zekat. Zekat, zulme maruz kalmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün mazlumlara ve mağdurlara umut taşımaktır. İftar sofrasına oturduğumuzda, sahur sofrasına oturduğumuzda, Gazze'deki kardeşlerimiz gözümüzün önüne gelmiyor mu? Onları düşünmektir. Filistin'de zalim işgalcilerin bombaları altında can veren, inim inim inleyen oradaki kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Çünkü Allah bunu emrediyor. Varlıkta da darlıkta da infak etmeyi, en zor zamanlarında müminlerin, Müslümanların yanında yer almayı emrediyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz, bir kötülük gördüğünüz zaman, bir zulüm gördüğünüz zaman onu öncelikle elinizle düzeltiniz. Bugün elimizde ne geliyorsa yardım, sadaka, zekat, mazlum mağdur insanlara ulaştırmamız lazım. Elinden gelmeyenler diliyle bu kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışsın. Dilimizle dünyaya adeta haykırıyoruz. Dünyayı Gazze'deki, Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin kurtuluşuna koşmaya çağırıyoruz. Herkes vebal altında. Bütün Müslümanlar vebal altında. Dünyanın neresinde olursa olsun, burnumuzun dibinde, gözümüzün önünde masumlar, bebekler, çocuklar katlediliyor. İnsanlık galiba öldü. 5 aydır, 6 aydır bu katliamı durdurmuyor dünya.
Onun için aziz kardeşlerim, hiç olmazsa elimizden gelen gayreti gösterelim. Müslümanlık vazifemizi yerine getirmiş olalım. Fert olarak. Aziz kardeşlerim, zekat, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da kardeşlerimize iftar ve sahur neşesi yaşatmaktır. Rabbimizin emaneti olan yetim ve öksüzleri koruyup gözetmektir. Onları bayram sevincine ortak etmektir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde işaret parmağıyla orta parmağını göstererek şu şekilde: ben ve yetime kol kanat gelen kimse cennette böylece yan yana olacağız buyuruyor. Yetime kol kanat gelen kimse ile ben, yani Peygamber Efendimiz, böyle yan yana olacak. Böyle bir müjdede bulunuyor. Etrafımıza bakalım, yetimler var mı? Onlara sahip çıkalım. Mağdur, mazlum, muhtaç, yakınımızdan başlamak şartıyla zekatlarımızı onlara ulaştıralım. Aziz kardeşlerim, biz zekata ne kadar çok önem verirsek toplumdaki dengesizlikler, fakir zengin arasındaki uçurumlar ortadan kalkar. Bakınız, bir mütefekkirimiz ne diyor? Ayetlerden, hadislerden aldığı ilhamla diyor ki, bir toplumda eğer namaz Rabbimizin istediği gibi bütün müminler tarafından kılınırsa, o toplumda psikologlara ihtiyaç olmaz, psikolojiye ihtiyaç olmaz. Eğer zekat toplumda zekat mükellefi olan herkes tarafından duyarlılık içerisinde, hassasiyetle hesaplanıp verilirse, o toplumda sosyologlara, sosyolojiye ihtiyaç kalmaz diyor. Cenab-ı Hak dermanı göstermiş. Rabbimiz yarattığı kullarının huzur içerisinde yaşayabilmesi için ilkelerini de Kur'an-ı Kerim'le, peygamberlerle, Peygamber Efendimiz'le bütün insanlığa bildirmiş. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez-zulumati ilen-nur ila ahirel. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik buyuruyor Rabbimiz. İşte kitabımız önümüzde. Kitabımız namazı kılınız diyor. Zekatı veriniz diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün zürriyeti için şöyle dua etmişti: Rabbi canni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim, beni ve zürriyetimi namazlarını dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle diye dua etmişti. Rabbimiz Hazreti İbrahim'in duasını kabul eyledi. Biz onun zürriyetiyiz. Bugün eğer namaz kılıyorsak Hazreti İbrahim'in duasının bunda etkisi var. Biz de çocuklarımız için, gençlerimiz için, onların namaz kılmaları için dua edelim kardeşlerim. Zenginlerin zekatlarını vermeleri için uyaralım, dua edelim. Rabbimiz müminlerin kurtuluşunu istiyor. Kad eflehal müminun. Müminler mutlaka kurtulacaklardır. Ellezine hum fi salatihim haşi'un. Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını ihmal etmezler. Vellezine hum anil lagvi mu'ridun. Boş şeylerle uğraşmazlar. Vellezine hum lizzekati fa'ilun. Zekatlarını ihmal etmezler.
Kur'an-ı Kerim'de hep namaz ve zekat peş peşe anılıyor. Bu kadar önemli. O yüzden toplumsal huzurumuzun sağlanmasının en önemli maddelerinden, şartlarından birisidir namaz ve zekat. Değerli kardeşlerim, işte bizler yakınımızdan başlamak üzere kendimiz elimizle zekatımızı verebilirsek ne âlâ, ne güzel. Veremezsek o kadar vakıflar var. O vakıflar kanalıyla zekatlarımızı emanet edelim. Onlar gerekli yerlere ulaştırsınlar. İşte Türkiye Diyanet Vakfımız da kardeşliğimiz zekatla bereketlensin şiarıyla hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize ulaştırmaktadır. Sizleri bu kardeşlik kervanına destek olmaya davet ediyoruz. Bu iyilik seferberliğine din görevlilerimiz rehberliğinde, mahpus karşılığında il ve ilçe müftülüklerimiz ya da Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Bu vesileyle geçmişten günümüze hayır ve iyilik yolunun bir neferi olup vefat etmiş bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve bereketli bir ömür diliyorum. Hutbemi bir ayet maliyle bitiriyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ela inne ahsene kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gur'el gur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebihi ve tekrimen li fekhameti şe'ni şerafi safiyyi. Fegal azze ve celle min gaibin muhbiran ve amira. İnnallaha ve melâiketehu yusallûn alen nebih. Ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansur el-İslam vel Müslimin. Allahümme ansur men nasara'd-din. وَقْتُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ اللّٰهُمْ اشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ اللّٰهُمْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِسْلَامَ وَمُسْلِمَانَ يَارْدَمْ إِلَى يَا رَبِّي. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Müslümanlara İslam alemine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Güçlerini birleştirerek zalim işgalcilere karşı Müslümanların kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Bize dünyada da ahirette de iyilik nasip eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ramazan ayının bu mağfiret günlerinde bizleri mağfirete ulaşanlardan eyle ya Rabbi. Sağlık afiyet içerisinde bayrama ulaşmamızı nasip eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, münkerden, azgınlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.